Gün gençlik ekranlarından herkese merhaba. Bugün Ekrem Ne Dersin'in ilk bölümüne karşınızdayım. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemini sizlere izah edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemini yaparken pozitif iki tam sayının, yani mesela pozitif iki tam sayının diyor parantez içinde artı 3 artı 1. Mesela yani böyle bir örnek verecek olursak bu örneği nasıl çözeriz arkadaşlar? Bu örneği arkadaşlar şu şekilde çözeceğiz. Şu an kamera değişikliği yaptım. Şu örneği nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Bu örneği söylediğim üzere pozitif iki tam sayının toplamı yine bir pozitif tam sayıdır. Yani bu da pozitif, yani artı, bu da pozitif. Yani eksi, negatif, artı, pozitif. Bunu biliyorsunuzdur. Artı, yani ikisi de pozitif tam sayılar. O yüzden sonuçta kesinlikle pozitif. Yani negatif çıkma imkanı yok. Arkadaşlar artı 3 ile artı 1'i toplarken nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Artı 3 ile artı 1'i resmen topluyoruz. Yani bu artıları görmeyin. 3 ile 1'i toplarsanız kaç yapar? 4. Büyüğün işaretine, yani büyüğün işaretine bakacağız. Fakat burada 4 yazsak da olur. Artı 4 yazsak da, yani kesin pozitif bir tam sayı olduğu için artı 4 sayı yazsak da olur. Ama 4 de buna eşittir arkadaşlar. 4 de buna eşittir. Neden 4 de buna eşittir? Çünkü artı 4 ile 4 aynısıdır. İkisi de pozitif tam sayılardır diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar başka bir şekilde söyleyecek olursak arkadaşlar, nasıl diyebiliriz? Yani neler diyebiliriz arkadaşlar? Şimdi eksilerde yapalım mı arkadaşlar? Eksilerde nasıl yapalım? Yani mesela baktınız ki testte karşınıza şöyle bir soru çıktı. Artı 7 artı eksi 3. Abi ben bu soruyu nasıl çözerim? Ben bu soruyu nasıl çözerim biliyor musunuz arkadaşlar? Artı 7 ile eksi 3'ü toplarken arkadaşlar ikisinin işaretleri birbirine zıt ya. Bu ikisinin işaretlerini çıkartırım arkadaşlar. Artı 3 ile artı 1'i toplamıştık. 4 olmuş. Gayet iyi. Artı 7 ile eksi 3'ü toplarken de birbirinden zıt oldukları için çıkartacağız. Yani artı 7 ile eksi 3'ü çıkartırsanız kaç kalır? 4 kalır değil mi? Yani şunları görmüyorsunuz, iyi işaretleri. 4 kalır. Ama diyorsunuz ki burada eksi var, burada artı var. Hangisinin işaretini koyacağız? Arkadaşlar hangi sayı büyükse 12'ini koyacağız. Mesela burada eksi 8 olsaydı, eksi 8 olsaydı eksi işaretini koyacaktık. Ama artı 7 olduğu için, artı 7 mi büyük, eksi 3 mü büyük? Artı 7 büyük olduğu için 10 işaretine artı, o da buraya getiriyorum, artı 4 oluyor. Yani bayağı İyi ya bu konular. Ben seviyorum bu konuları. Umarım seversiniz. Sevmiyorsanız da benim dersimde daha çok seveceğinize inanıyorum. Ne yapalım şimdi? Diğer bir konuda geçelim. Hemen bir sayfa açalım. Hah, güzel. Hemen yeni bir sayfada yeni bir macera bizi bekliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar diyelim ki karşınıza bu defa da şu şekilde bir soru çıktı. Artı 8 parantez içinde eksi, bakın eksi artı 2. Böyle bir soru çıktığında nasıl yaparız hocam? Arkadaşlar buradaki eksi var ya, o hiçbir zaman eksi olmaz. Onu hep biz artı yapmaya hedefleriz. Artı yapmak için onun için debeleşiriz, uğraşırız. Yani onu artı yapmak önemlidir. Onu nasıl yapacağız, artı yapacağız öğretmenim? Sağındaki sayılarla, yani sayındaki sayı var ya artı 2, bunun sağındaki sayı artı 2. Onun işareti artı değil mi? Aa, artıymış. Demek ki ben artıyı buraya getirebilirim. Artı 2 var ya burada arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar merhaba. Burada evet, şurada geldi. Burada geç, şurada şuraya otur. Artı 2 var. Bunu nasıl yapacağız? Evet, bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Artı 8 artı 8 artı 2. Arkadaşlar bunu biz her zaman artı yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Bunu biz hiçbir zaman değiştirmiyoruz. Ve nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradaki eksiyle sağındaki rakamın işareti artı, yer değiştireceğiz. Nasıl olacak? Artı 8, bakın yer değiştirdim. Artı, hatta bunu maviyle yazalım. Artı
Eksi, bakın, yer değiştirdi. Eksi 2. Hah, şimdi ben toplama işlemimi rahatlıkla yapabilirim arkadaşlar. Artı 8 ile eksi 2'yi toplarken ne yapıyorduk? İkisini birbirinden çıkartıyorduk. 6. Büyün işareti 8. Eksi 6 arkadaşlar. Böyle güzel bir konuyu da işlemiş olduk. Bana 5 dakika ver Sude. Anneme de söyle 5 dakika olduğunu. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere devam edelim ya. Şimdi bir konu daha var şimdi aklımda. Onu da anlatmak istiyorum çok acilen. Yani şimdi arkadaşlar size şöyle bir soru geldi. Bunu nasıl çözeceksiniz? Hocam artı yine 8 olsun. Artı 8 eksi eksi 2. Ama bunun yanındaki rakamla değiştiremeyiz ki, yanındaki rakam artı değil. Arkadaşlar biz bunu nasıl çözeriz biliyor musunuz? Artı 8 ile eksi eksi 2 nasıl yaparız? Arkadaşlar sağındaki rakamla yine rakamın işaretiyle ikisi, iki tane eksi yan yana geldiğinde, yani sağındaki ile yan yana geldiğinde birbirlerini artı çeviriyorlar. Bakın burası çok önemli. Birbirlerini artıya çeviriyorlar. Yani bayağı iyi. Artıya çeviriyorlar arkadaşlar. Nasıl oluyor yeni işlemimiz? Artı 8 görüyorsunuzdur umarım. Aynen görüyorsunuz. Parantez içinde. İkisi de birbirini artıya çeviriyor görüyorsunuz. Artı 2 arkadaşlar. Artı 2. Yani ben şimdi toplam işlemimi çok rahat bir şekilde yapabilirim. Ve nasıl yap? Şimdi yapalım isterseniz. Hemen yapalım. Devam. Evet, şimdi artı 8 ile artı 2'yi nasıl toplarım? Normal toplarım. 10. Büyün işareti artı 10. Arkadaşlar bu dersimiz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani böyle videoların daha çok gelmesi için aşağıdaki videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlara da mutlaka hangi konularda 6. sınıf düzeyinde yapmamı istiyorsanız bunu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Bay bay.